Burada birinci parmak, beşinci parmak ve topuk. Şimdi topuk yüksek olunca ne oluyor? Tabii bu bacak kalkıyor ve bütün yük ayağın ön bölümüne iniyor. Halbuki %50'si öne gelmeli, %50'si topuk evet. taşımalı. Topuk tam tersi önemli. Oluyor bu evet, sefer. Tam 50, tersi. Topuk, 50 mi midir yük? Yani parmak ve topuk 50 mi? %50'si önde, %50'si topukla taşınmalıdır. Yüksek ayakkabı giyince ön kısmı %75, %80'inden fazlasını taşımaya başlıyor. O zaman ayak parmakları parmaklara yükleniyor. Tabii, parmaklara çok yük biniyor. Çok yük biniyor. Peki bugün kireçlenmeden söz ediyoruz. Kireçlenmeye sebep olur mu bu ayakkabı? Ve ne kadar giyilirse? Hani günlük birkaç saat giyip çıkartmak mı yoksa bunu bütün gün iş yerinde 8 saat giymek? Yani Zahide bunu çok içten soruyor çünkü her gün programda 2 saat bunu giymek zorunda bir kere. Sonra en azından düz giyiyoruz. 2 saat giymek çok belki bir şey yapmayabilir. Evet, devamlı ama devamlı giymek oldukça problemli. Hem ayak parmaklarında problem yaratacak, ayak parmaklarının çarpılmasına yol açacak, ayak parmaklarının altında nasırların oluşmasına yol açacak. Nasır oluşması normal gelmesi gereken yükün daha fazla geldiği noktada cildin verdiği reaksiyon. Onun için nasır oluşuyor. Ben o nasırı gideyim de o bölgeyi yumuşatayım, aldırayım. Ama gene yüksek ayakkabı giymeye devam ederse gene nasır oluşmaya devam edecek. Kireçlenme sadece ayakta değil, dizde, tabii. belde. Hep o bütün mekaniği etkiliyor tabii ki böyle yüksek ayakkabı giymek. Peki çok özür diliyorum. Ayak kendini korumaya mı çalışıyor? Nasır yaparak yani orayı büyüterek, genişleterek. Tabii, oraya yük fazla bindiği için bir çeşit koruma. Deri orada cilt kalınlaşarak o yükü daha fazla üstüne almak istiyor. Aslında tabii olmaması gereken bir şey. Ama sadece diz olayı veya ayak olayı değil, bele de mesela yük biniyor. Bütün o kaslar daha gergin, aşırı kasılıyor. Dolayısıyla bel ağrılarında yüksek topuk bel ağrılarının kadınlarda en önemli nedenidir mesela.